LGS'ye son 90 gün, güzel bir hafta sonundayız. Yavaş yavaş pandemi de bizden gitmeye başladı. Okullarımız açılıyor, her şey daha güzel olacak ve bizler de çok güzel derslerimize çalışıp çok güzel liseleri, çok güzel okulları kazanacağız. 90 gün var, 90 gün az bir süre değil, 3 ay var ama iyi değerlendirirsek çok iyi bir süre. Kötü değerlendirirsek de eyvah diyeceğimiz bir süre. Günün sözüne baktığımızda büyük sevinçlere, büyük zahmetlere katlanarak ulaşılır diyor. Zaten emeksiz yemek olmaz, zahmetsiz rahmet olmaz. No pain no gain. Yabancıların da bir sözü. Dolayısıyla burada da değerli şair, değerli romancı da aynı şeyi söylemiş. Ya birazcık sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar. Eğer hayal ettiğimiz bir yeri kazanmak istiyorsak hayal ettiğimizden daha fazla çalışmalıyız. Yani ben günde 2-3 saat çalışırım diye hayal ediyordum. Ama 4 saat çalışırsan o zaman hayal ettiğin yeri kazanıyorsun. Yani ben bu kadar çalışacağım, ben de tahmin etmemiştim dediğiniz an çok büyük yerleri kazanabiliyorsunuz. Şimdi LGS'ye son 3 ay kaldı. Teşekkürler Dilek, biliyoruz. Ve ben hala da şapkalarımızı koyalım. Paragraf sorularında zorlanıyorum. Çok güzel. Hocam ne yapmalıyım? Bu 3 ay içerisinde yapmamız gereken en temel şeylerin başında zaten Türkçe dersi için paragraf çözmek geliyor. Çünkü paragraf eşittir Türkçe, Türkçe eşittir paragraf. Zaten bunu söyledik. Bununla alakalı öncelikle yapmamız gereken birinci şey arkadaşlar, dolaylı yoldan paragrafımızı geliştiren şey okumak. Okumaktan kastımız ne? Sadece kitap okumak mı? Hayır. Gazete okumak, dergi okumak, internette yani genel ağda makale okumak, herhangi bir yazıyı okumak ve onu anlamaya çalışmak. Okumak en önemli şey. İkincisi ise soru çözmek. Ve ikincisi esasında birinciden daha değerli. Hani zayıflamak isteyen insanlara derler ya, yürüyüş yap. Tamam, yürüyüş yaparsa zayıflar ama ağır spor yaparsa, bol su içerse, diyet yaparsa o zaman çok daha hızlı zayıflayabilir. İşte aynı onun gibi düşünün. Okursanız, kitap okursanız, yani şöyle işte evinizde bu tarz güzel kitaplar varsa ve bunları okursanız hem kelime dağarcığınız gelişiyor, hem dikkat yeteneğiniz gelişiyor, hem de hep sürekli YouTube'da dolaşıyoruz ya, böyle YouTube'da, Instagram'da dolaşmaktan gözümüz hep ekranlara alışmış, yani videolara alışmış. Böyle kitap okuyunca sıkılıyoruz ya, üf ya, aman ya diyesimiz geliyor. İşte kitap okumaya beynimizi, zihnimizi alıştırdığımızda dikkat skalamız, yani dikkat eşiğimizi genişliyor ve böylece daha dikkatli, daha iyi okuyan öğrenciler haline geliyoruz. Soru çözdüğümüzde ise durum çok daha iyiye dönüşüyor. Niye? Çünkü soru çözmek bizlerin netlerini artırıyor. Zaten bize de sınavda soru çözecekler. Yani bize sınavda şöyle bir şey demeyecekler. Merhaba, hoş geldin. Hangi kitap okudun? Anlatsana bize, özetle demeyecekler. Bize sorular verecekler. Önünde 4 tane seçeneği olan. Ve burada biz ne kadar çok soru çözüp hata yaparsak o kadar çok kondisyonlu olup sınava girebiliriz. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü de tabii ki gıda, beslenme, uyku, bunlar zaten önemli. Bunları zaten biliyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar, dikkatinizi artırabilecek dikkat egzersizleri yapmanızı istiyoruz. Dikkat egzersizleri. Kitap okumak esasında bunun için yeterli. Yani mesela diyelim ki az önce kitaplarda size, arkadaşlarınıza şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hadi bakalım. İlk önce kim bu sayfadaki A harflerini bulacak ve doğru bulacak. Mesela bakıyorsun burada A saydı, gittin. 20 tane A var dedin hızlı bir şekilde. Sonra bir saydın ki 28 tane varmış. O zaman dikkatin dağılıyor. O zaman biraz daha dikkatli olman lazım gibi bu tarz dikkat egzersizleri ya da işte böyle geometrik şekillerin aynısına bakarak çizmeye çalışmak. Yani dikkatinizi yoğunlaştırmanız gerekiyor. Dikkatiniz dağıldığı için esasında sorularda, paragraf sorularında kaçırabiliyorsunuz. Mesela bu şeklin aynısını bir daha çiz dediğimiz zaman gerçekten beyin yorulabiliyor. Dolayısıyla okumak, soru çözmek ve dikkat egzersizleri bizim paragraf sorularına daha iyi yapmamızı sağlayacak. Peki bunların içinde hangisini tavsiye ediyorsunuz hocam? Tabii ki soru çözmek. Soru çözmek bize en hızlı çözüme ulaştırır. İkinci, okumayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda ise LGS Paragraf Fons. Zaten tam da anlattığımız şeylerle alakalı bir kaynak arkadaşlar. Efsane bir kaynak. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde böyle birçok deneme var. Şöyle gösterelim. 4'lü, 6'lı, 8'li, 10'lu, 12'li olmak üzere denemeler var. LGS'de biliyorsunuz Türkçe'de en fazla çıkan soru paragraf. Biz diyoruz ki mesela diyelim ki şöyle baştan gösterelim. 12 soruluk testi açmak istiyorum. 12 soruda her soru 2 dakika versen ne olur? 24 dakika olur. İlk testte 12'li denemede örnek veriyorum. 24 dakika veriyoruz. Sonra diğer testte bu süre 23 dakikaya düşüyor. Diğer testte bu soru 22 dakikaya düşüyor. Diğer testte bu süre 21 dakikaya düşüyor. Diğer testte bu süre 20 dakikaya, ardından 19 dakikaya, ardından 18'e. Bu şekilde ta bak 15'lere, daha da aşağılara, 14'lere, daha bakayım ne kadar düşüyormuş? 12'lere kadar düşüyor. Yani bir soruyu bir dakika verecek hale kadar gelebiliyor. Ve sorular da uzun sorular. Ha, takıldığımızda sorunların çözümü de var. Uzman hocalar size tane tane anlatıyor. Yani size süre ve hız kazandırıyor. Bunları da çözebilirsiniz. Normalde bizim biliyorsunuz efsane kitabımız paragraf 10'u zaten çözmüşsünüzdür. Onun ardından gelen S modeli gibi düşünün bunu. Odaklanma gücümüzü ve süre yönetimimizi artırıyor. Bir de bunlardan da daha zor olan paragrafta son nokta var. Yani bu üç paragraf kitabını bitirdiğinizde zaten Türkçe sizden kaçar yani. Bu kim ya? Ben ne yapıyorum ya? Kaçayım der. O yüzden bu üçünü bitirdiğiniz zaman rahatlıkla Türkçe'de tüm soruları doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Gün okuluna baktığımızda Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Eskişehir'de arkadaşlar. YKS'de öğrenci yerleştirme yüzdesi %86. Gerçekten demek ki birçok öğrenci buradan başarılı olmuş. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Göreceksiniz, çok güzel okullara gireceksiniz. Hadi bakalım, kolay gelsin.